Merhabalar, ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesinden Çocuk Hastalıklarına Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Cumhur Aydemir. Bugün hastanemizin hizmet içi eğitim programları kapsamında size emzirme haftası etkinlikleri içerisinde anne sütü ve beslenmedeki yerinden ve öneminden bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili bir sunumum olacak. Anne sütü yeni doğan beslenmesinin ve bebeklik çağındaki en önemli kısmını oluşturmakta. Yeni doğan bebeklerde emzirme, anne sütünü vermedeki en önemli yöntemimiz. Tabii emzirme dışında anne sütünü yeterince emziremeyen annelerde veya doğumdan sonra işte sezaryen gibi problemlerle ilk başlangıçta emzirme problemi veya bebeğin yoğun bakımda yatma gibi durumlarda sağlaraktan verilmesini öneriyoruz. Anne sütünün yeterince gelmediği durumlarda, anne sütünün ulaşılamadığı durumlarda da anne sütünün alternatifi donör anne sütünün verilmesi, son olarak da anne sütü hiç veremediğimiz durumlarda formüle mamayla da bebeklerin beslenmesini önermekteyiz. Tabii anne sütü alan bebeklerde bu beslenmenin, anne sütünün hem bebeğe hem de anneye hayatı boyunca çok ciddi katkılar olmakta. Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin anne sütü olduğunu biliyoruz ve her annenin sütü kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Emzirme doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde anne ile bebeğin ten tene teması ile ilk emzirme ile birlikte başlatılmasını ve ilk günler içerisinde sıklığının giderek arttırılaraktan daha sık emzirerekten de süt yapımının kolaylaştığını biliyoruz. Anne sütü çocuğun gereksinimine göre ayarlanmış, besleyicilere uygun miktarlarda ve biyolojik olarak yararlılığı en yüksek olarak olan fizyolojik bebek besinidir. Kolostrum özellikle anne sütünün en değerli kısmı, doğumdan sonraki ilk birkaç gün içerisinde gelen, rengi biraz daha koyu renkli ve içerisindeki koruyucu antikorlar ve hücrelerle bebeğin çocukluk çağındaki birçok hastalıktan koruyan en önemli, en değerli anne sütü kısmıdır. Ve bu kolostrumun bebeğin midesine giren ilk sıvı olması bizim bebek beslenmesinde en önemli kurallarımızdan biri. Kolostrumun içeriğindeki koruyucu maddeler bebekleri çocukluk çağının enfeksiyon ve alerjilerinden koruyor ve yeni doğan döneminde mekonyumun temizlenmesi ve sarılığın daha az olmasına neden oluyor. Özellikle tüm enfeksiyonların şiddetini azaltıyor ve bebeklik dönemindeki göz hastalıkları kolostrum alan bebeklerde daha az görülüyor. Tabii anne sütü bebeği enfeksiyonlara karşı koruyor dedik. Bunun dışında emzirmenin ağrı kesici bir etkisi var. İyi emziren annelerde bebeklerin daha huzurlu olduğunu biliyoruz. Bebeklik dönemi ölüm oranları anne sütü alan bebeklerde daha az. Ani bebek ölümü sendromu dediğimiz durumun daha az görüyoruz. Yine en az 2 yıl boyunca anne sütü alan bebeklerde anne sütü alamayanlara göre zeka düzeyleri, IQ seviyeleri 5-10 puan daha yüksek olduğu kanıtlanmış durumda. Anne sütü sadece bebeklik döneminde korumuyor çocukları, ileri dönemde de tip 1, tip 2 diyabet sıklığını azaltıyor. Lösemi, lenfoma ve Hodgkin hastalığı sıklığı azaltıyor. Yine obezite, hiperkolesterolemi, astım gibi ileri dönem hastalıklarını daha sık görüyoruz. Hiperaktivite, şizofreni ve davranış problemleri gibi nöropsikiyatrik sorunlar emziren annelerin çocuklarında daha az görülüyor. Tabii emzirme sadece bebeği koruyan bir durum değil, anne sağlığı üzerine de özellikle etkileri var ve doğumdan sonra iyi emziren annelerde postpartum kanamanın daha az olduğunu biliyoruz. Emziren anneler daha çabuk kilo veriyor, mastit riski azalıyor, doğusalık dönemindeki özellikle psikolojik sorunlar başta olmak üzere doğusalık problemleri daha az görülüyor ve yine ileride kadınlarda görülen en çok kanserler olan meme ve yumurtalık kanseri riski azalıyor. Yine emziren annelerin ileri yaşlardaki osteoporoz ve kalça kırığı kemik erimesi riskinin daha az olduğunu biliyoruz. Anne sütünün bileşimi anneler arasında farklı olabildiği gibi bebeğin gebelik haftasına, postnatal yaşına ve emzirmenin başından sonuna değişkenlik gösteriyor. Annelerin sütlerini değerlendirdiğimiz zaman ilk günler içerisinde salınan kolostrum dediğimiz sütün renginin daha farklı olduğunu söylemiştim ama özellikle içerik açısından bebeklerin beslenmesine ve enfeksiyonlara karşı koruyuculuk açısından baktığımızda özellikle protein düzeylerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Daha sonra ortaya çıkan normal matür anne sütünde ise
Ön süt ve son süt arasında farklılık olduğunu biliyoruz. Ön süt demek bebek emzirmeye, emmeye başladığında annenin memesinden gelen ilk dakikalardaki süt ön süt. Rengine baktığımız zaman bu şekilde görüldüğü gibi biraz daha açık renkli, şeker içeriği biraz daha yüksek, yağ içeriği ve protein içeriği biraz daha az olan bir süt. Memenin sonunda yani emzirmenin sonunda memeden en son gelen süt ise aslında bebekleri gerçek anlamda daha çok doyuran, yağ ve protein açısından daha zengin, laktoz içeriği, şeker içeriği biraz daha az olan süt. O yüzden emzirmenin genel kuralları içerisinde her zaman bahsettiğimiz memedeki sütün tam olarak boşaltılaraktan diğer memeye geçilmesi prensibi bu. Bebeği gerçek anlamda doyuracak son sütün iyice memeden boşaltılması hem bebek için hem de annenin daha iyi süt salgılayabilmesi için çok önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı bir emzirme için gereken iki bileşen süt yapan ve boşaltan bir meme ile etkin olarak emen bir bebektir. Ve ilk 6 ay boyunca sağlıklı çocuk beslenmesinde sadece anne sütüyle bebeğin beslenmesi ve emzirilmesi 6. aydan sonra ek gıdalara başlamasını öneriyoruz. Anne sütü alan bebeklerde de, formülayı alan bebeklerde de ek gıdaların daha erken başlanmasını genel olarak önermiyoruz. Ve iyi bir beslenmenin tam olarak sürdürülebilmesi için biberon kullanılmaması ve emzik kullanılmasını da önermiyoruz. Mama veya biberonla beslemenin bazı riskleri var tabii ki. Burada özellikle kolostrumun yararlı etkisi. Ne bebekler yaşayamıyorlar. Bu etki yok oluyor. Enfeksiyon riskini arttırıyor. Sindirim bozukluğuna ve alerji riskini arttırıyor. Anne sütüyle beslenmeyi zorlaştırıyor ve bebekler bir süre sonra biberona alışıyorlar ve bebeğin daha az emmesini ve anne ile bebek arasındaki duygusal bağlanmayı da biberon kullanımı azaltıyor. Bebek doğum sonrası ilk yarım saat içinde emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi bu açıdan çok önemli. 6. aydan sonra da uygun ve yeterli miktarda ek gıdalarla birlikte emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini öneriyoruz. İyi bir emzirme tekniği bebeklerin beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Doğru teknikle emzirme anne sütü yapımını arttırıyor, meme başı çatlağı riskini azaltıyor ve meme sorunlarını önlüyor. Emzirmenin gözlenme sırasında annenin ve bebeğin genel durumu ile memelerin durumuna dikkat edilmesi gerekiyor ve anne ve bebeğin pozisyonu, bebeğin memeye tam olarak yerleşmesi ve emmenin etkinliğini iyi değerlendirmek gerekiyor. Pozisyona baktığımız zaman emzirme sırasında anne ile bebeğin ikisinde rahat olması, sırtı, oturuyorsa ayakların altı bebeğin desteklenmeli, bebeğin üzerine annenin eğilmemesi ve gerekiyorsa bir eliyle de memesini desteklemesi, bebeğin ağzına, memenin çevresindeki kahverengi dokuyu tam olarak alabileceği şekilde bebeğin emmesine yardım etmesini öneriyoruz. Parmaklar meme altında göğüs duvarına düz olarak yaslanmalı. Şekilde görüldüğü gibi işaret parmağı memeye alttan desteklenmeli. Baş parmak memenin üst kısmında C şeklinde küçük şekilde görülüyor ve tutularaktan anne C şeklinde kendi göğsünü tutup bebeğin ağzına yerleştirmesine yardımcı olması gerekiyor. Bebek pozisyonundaki 4 temel özellik bebeğin düz tutulması, kulak, omuz ve kalça düz bir hat üzerinde eğilip bükülmeden, sağa sola, öne arkaya bükülmeden düz bir şekilde tutulmasını öneriyoruz. Memeye yakın tutulmasını ve mümkün olunca ten tene temas şeklinde emzirmeyi öneriyoruz. Başından, omuzlarından ve poposundan bebeği sabitleyerek desteklenmesi ve anne ile bebeğin mümkün olduğunca yüz yüze bakaraktan bebeğin yüzü memeye bakarken burnunun meme başına doğru yönlendirerek göz göze yüz yüze temas olması iyi bir sağlıklı emzirme açısından önemli. Tabii değişik tutuş şekillerinde annenin özellikle belli şikayetlerinde yatarken yan yatarak, aynı tarafta kolla destekleyerek, karşı kolla destekleyerek veya ikiz çocuklarda aynı anda iki memeden aynı şekilde annenin bebekleri iki eliyle destekleyerekten iki memeyi aynı anda emzirebilme şeklinde farklı pozisyonlarda emzirme şekiller olabilir. Veya işte futbol topu tutuşu dediğimiz bir eliyle kendi bebeğin kafasına, diğer eliyle kendi memesini tutaraktan da emzirme her pozisyonda bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için tam bir uygun pozisyonuna sürdürülmesi gereken bir işlem. Bebeğin memeye yerleşmesinde özellikle iyi yerleşmiş bebekler daha iyi sütü boşaltabiliyorlar ve iyi emen, memeye iyi tutan bebeklerde çenenin memeye tam olarak dayandığı, bebeğin ağzının geniş olarak açık olduğunu, alt dudağın dışa doğru
tünük olduğu, areolanın ağzın üst kısmında alt kısmına göre daha fazla göründüğünü şekilde de görüyoruz. Etkin hemen bir bebekte beklediğimiz belirtiler yavaş bir tempoda ve derin emme hareketleri yaparak bebeğin sadece boğazından bir yutma sesi duymasını bekliyoruz. Ve bebek emerken yanaklarının dolgun olarak kalması ve içeri doğru çekilmemesi önemli. Bebek emme sırasında genellikle huzurlu ve sakin bir şekilde emiyor. İyi emen bebek kendi kendine bırakıp emmenin sonunda tatmin olarak da bırakıyor. Ve anne memesindeki sütün boşalmasına bağlı memeye de ağrı hissetmiyor. Etkin ememeyen bebeklerde ise bazı bebekler böyle anneyle boğuşur tarzda emiyorlar ve hızlı ve yüzeyel bir emme hareketleri, sürekli bir ağızda şapırdatma sesi duyuluyor. İyi ememeyen bebeklerin emerken yanakların içeri doğru çöktüğünü görüyoruz. Bebeğin memeyle kavga eder gibi sürekli bir bırakıp tekrardan almaya çalıştığını görüyoruz ve günlük 12'den fazla çok sık emen ama bir türlü yeterli sürede ememeyen, tam olarak tatmin olmayan, bazen baktığımız zaman 40 dakikadan uzun emip bir türlü tatmin olmamış bebeklerle karşılaşabiliyoruz. Ve iyi ememeyen, bu şekilde huzursuz emen bebeklerde annenin memesini boşaltamadığı için de memelerin ağrılı bir şekilde kaldığıyla karşılaşıyoruz. Tabii bu bebeklerde, iyi ememeyen bebeklerde bazı açlık belirtilerini önceden annelerin dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle açlık belirtileri ileri evreye geçmeden, bebek daha huzursuzlaşmadan bebeği emzirmeye başlanması iyi bir emme aralığı için çok önemli. Bebeğin göz kapakları kapalıyken göz hareketlerinin artması veya gözlerinde açma, daha sonra ağzını açıp dilini çıkartma, başını sağa sola çevirip meme arama, huysuzlanma, bir süre sonra mırıldanmaya başlama, yumruğunu, parmaklarını veya ağzına dokunan örtü, battaniye gibi cisimleri emme hareketlerinin olması ve en sonunda da ağlama ve huzursuzluk ortaya çıkıyor. Bazı bebekler çok sakin ve erken dönemde açlık belirtileri fark edilmezse tekrar uyumaya başlayabiliyorlar. Bu da bebeklerde yeterince beslenememeye bağlı iyi kilo alamama sorunuyla karşımıza gelebiliyor. Burada şekilsel olarak baktığımız zaman da erken dönemde acıkan bebekler önce kıpırdanmaya, ağzını açmaya, başını çevirmeye ve aranmaya başlıyorlar. Bu dönemde bebeğin erken dönemde bu bulgularla acıktığı fark edilip emzirilirse bebek daha huzursuzlanmadan bu dönemde yakalarsak bebeği daha iyi bir emme aralığının, emme periyodunun gerçekleştiğini biliyoruz. Bu dönemde geciktirirsek bebek bir süre sonra gerinmeye başlıyor, hareketleri artıyor, elini ağzına götürüyor ve yalanmaya başlıyor. Sonra son evrede ise artık bebek anne bunu fark etmeyip hala emziriyorsa ağlamaya, iyice huzursuzlanmaya ve kızarıp bozarmaya başlıyor. Doğum sonrası ilk bir hafta için genel kuralımız, bebek her uyanık olduğunda bebeği aç gibi kabul edip emzirmenin öncelikle denenmesi. Tabii özellikle doğumdan sonraki ilk günler en çok beslenme hatalarının yapıldığı dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Küçücük bir midesi olan bebeğin genellikle zamanla büyümesini beklediğimiz ve sadece anne sütüyle beslenmesini beklediğimiz bebekte bir bakıyoruz bazen. İşte sezaryenle doğan bebeklerde özellikle sütüm gelmiyor diye yapılaraktan sürekli mama takviyeleri zaten küçük olan midenin bir anda hızlı büyümesine ve bebeğin fazla gelen mama ile birlikte kusmasına neden olabiliyor. Doğumdan sonraki ilk gün bebeğin yaklaşık mide içeriğine baktığımız zaman bir kiraz büyüklüğündeyken yaklaşık 5-7 mililitre kadar bir anne sütüyle yeterince doygunluğa ulaşmasını bekliyoruz aslında. Yani bir anda bebeğin annenin memesinden şarıl şarıl çeşme gibi süt akmasını beklemiyoruz. Bu süt zamanla artacak. Bebeğin memesi de zamanla, midesi de zamanla büyüyecek. Üçüncü günde bir midenin büyüklüğü ceviz büyüklüğüne, bir haftanın sonunda bir kayısı büyüklüğüne, bir ayın sonunda ise bir yumurta büyüklüğüne ancak ulaşıyor. Yani süt de, memeden gelen süt de yavaş yavaş artıyor. O sütün yerleşeceği midenin kapasitesi de yavaş yavaş büyüyor. O yüzden rutin beslenme fizyolojisinde erken dönemde yapılan erken mama uygulamaları, bebeklerin hem emmesinin azalmasında hem de bu midedeki beslenme problemlerinin daha fazla olmasına yol açmakta. Tabii şunu da biliyoruz, doğumdan sonraki tüm bebeklerde fizyolojik olarak belli bir düzeye kadar kilo kaybını normal kabul ediyoruz. Sadece anne süt alan sağlıklı bebeklerde maksimum sıvı kaybı doğum sonrası 2. 3. günlerde ve doğum tartısının %5-6 civarında bir kayıp oluyor. Anne sütüyle yeterli optimal beslenen bebeklerin çoğunluğu yaklaşık 10 günde doğum tartısına tekrar ulaşıyor.
Tabii bazı durumlarda gerçekten anne sütünün yetersiz olmasıyla karşılaşabiliyoruz. Anne sütünün yetersiz olduğunu bize gösteren güvenilir belirtiler nelerdir? Genellikle en çok karşılaştığımız sorulardan. Yani sütümün yeterli olup olmadığını nasıl anlayabilirim sorusunun cevabı. Bir hekim olarak bizim için en objektif, en net kriter aslında bebeğin iyi kilo alamaması. Yani yetersiz tartı alan doğumdan sonraki ilk 2 haftanın sonunda hala doğum tartısına ulaşamayan veya ilk 1 ay içerisinde 500 gramdan az alan bir bebek, yeterince kilo alamayan bebeğin anne sütünün yetersiz olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Tabii annelerin bunu takibi açısından, yani evde sürekli bir kilo takibi olmayacağı için bizim önerdiğimiz bebeğin her emdikten sonra ideali aslında bezini ıslatması. Dışkılama sıklığı değişik olmakla birlikte, bebekten bebeğe çok farklı olmakla birlikte idrar yapma miktarı iyi beslenen bir bebeğin emdikten sonraki ilk 1 saat içerisinde bezini ıslatmasını bekliyoruz. Yetersiz idrar yapan, özellikle ilk 2 günden sonra günde 6 kereden az bez değiştirilen bebeklerde, idrarında bezinde böyle koyu renkte, kırmızı turuncu renkte bir idrar rengin olması, konsantre idrar yapması anne sütünün bize yetersiz olduğunu gösteren bulgulardır. Tabii beslenme desteği de bu açıdan önemli. Her zaman emzirme çok başarılı olamayabiliyor. Emzirme problemi yaşadığımız durumlarda da mutlaka anne sütünün memeden boşaltılaraktan farklı yöntemlerle boşaltılıp bebeğe en değerli olan bu sütü biz bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz. Annenin sütün ucuna işte bir takım sonda gibi yöntemler koyaraktan veya sütün sağılarak işte poşetlerde depolanıp bebeğe fincanla veya bardakla beslenmesi veya kaşıkla beslenmesi yardımcı besleme yöntemlerimiz. Anne sütünün sağılması bir diğer konu. Özellikle emzirme sürecinde birçok değişik nedenle emzirmede sorunlar yaşayıp sütün sağılması gerekebiliyor. Tabii sütün sağılması için elle sağma veya işte bir süt pompalarıyla sağma yöntemleri mevcut. İlk adım olarak bu işlem sırasında bebeğe olan kontaminasyon, enfeksiyon önlenmesi açısından ilk adım ellerin çok iyi yıkanması. Elle süt sağma işlemi yapılacaksa eğer bebeğin annenin parmaklarını meme ucuna C şeklinde yerleştirip daha sonra önce göğüs duvarına doğru bastırıp bir pompa hareketi yaparaktan sonra da bas bırak şeklinde memenin ucunu önce sıkıp sonra bırakaraktan sıkıp bırakaraktan damla damla bir küçük kaba sütün boşalmasını bekliyoruz. Tabii son yıllarda özellikle bu konuda çok daha fazla tıbbi, medikal ürünler, süt pompaları geliştirilmiş durumda. Hem manuel yoluna yapılan hem de otomatik süt pompalarıyla bu işlemleri çok daha hızlı bir şekilde güvenle yapabiliyoruz. Peki sağma zamanı ve sıklığı nasıl olsun? Tabii bebek hiç emmemişse doğum sonrası ilk 6 saat içerisinde sağmaya başlanması önemli. Özellikle doğumdan sonraki ilk saatlerde farklı sebeplerle, erken doğum veya solunum sıkıntısı gibi nedenlerle yoğun bakıma alınmış, annenin ameliyatına problem çıkmış gibi sebeplerle bu emzirme işlemini yapamayabiliyoruz. Bu durumda da doğumdan sonraki ilk saatlerde mutlaka en erken, ilk 6 saat içerisinde en kısa zamanda annenin süt sağma işlemi başlaması gerekiyor. Çünkü o ilk saatlerde, ilk günlerde gelecek kolostrumun bizim bebeğin midesine gelecek ilk sıvı olmasını istiyoruz ve bu nedenle de 1-2 saat arayla 5-10 dakika gelecek çok az miktarda damla damla o kolostrumu elde etmeye çalışıyoruz. Tabii süt yapımını arttırmak için 24 saat içerisinde en az 6 kere veya daha sık, bunların en az biri gece olmak üzere yaklaşık 20 dakika süreyle bu sağma işleminin yapılmasını öneriyoruz. Peki sağılan sütleri nasıl saklayacağız? Bu da diğer bir önemli konu. Süt saklama kapları var. Cam veya polipropilen kaplar yağda eriyen besin öğelerinin yüzeye yapışması açısından birbirine benziyor. Bu polipropilen torbalarda delinirse kontamine olabiliyor. Bu yüzden ağızlarını iyice kapatıp saklanması gerekiyor. Kullanım öncesi kaplar sıcak su ve sabunla ya da bulaşık makinesine yıkanması ve bizim için yeterli. Özellikle sterilizasyona göndermemiz gerekmiyor bunları. Sıcak suyla güzelce yıkıyoruz. Tabii saklama koşulları için belli bir rutinimiz var. Burada süt saklama kapları içerisinde veya işte biberonlarda oda ısısında 3 saat, buzdolabının rafında 3 gün, derin dondurucuda yani -18 derecenin altında, yani şeylerdeki -20 derecedeki buzluklarda
3 aya kadar saklanabiliyor. Bundan daha uzun süre saklama koşullarında sütün hem kimyasal olarak bozulması hem de enfeksiyon riskinin artması söz konusu. Bu üçler kuralı bizim açımızdan önemli. Oda ısısında 3 saat, buzdolabının rafında 3 gün ve derin dondurucuda 3 ay. Bu özellikle kolostrum başta olmak üzere bu gelen anne sütü en değerli sıvıyı saklamak bebekler için çok önemli bir durum. Evet, bu anlatacaklarımın sonunda anne sütünün bir annenin yeni doğmuş bebeğine verebileceği ilk ve en değerli armağan olduğunu tekrar vurgulayarak emzirme haftası kapsamında annelerin ve bebeklerin geleceği, hem annenin sağlığı hem de bebeğin sağlığı ve her ikisinin birbirine bağlanması açısından emzirmenin desteklenmesi ve hayatın en değerli sıvısı olan anne sütünün bebeklere ilk 6 ay yalnız başına, 2 yaşına kadar da annenin bebeği emzirerek bebeğe bulaştırılması bizim açımızdan tüm sağlık çalışanları ve anne babalar açısından en önemli görevdir diyerek sunumumu bitiriyorum.